NASA astronotu Mark Van de Hey, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı paylaşımda, Dünya'yı muhteşem bir açıdan görmemizi sağlayan harika bir kareye yer verdi. Yeryüzünden ortalama 400 kilometre uzaklıkta seyreden, Dünya'nın çevresinde günde 12 tur atan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan, NASA astronotu Mark Van de Hey muhteşem bir video paylaştı. Astronotun paylaştığı görüntülerde, yeryüzünün yuvarlak şekli ve mavi-yeşil renkleri net şekilde görülüyor. Ayrıca görüntülere yeryüzünün hayranlık verici doğa olaylarından, kuzey ışıkları da eşlik ediyor. Temeli 1998 yılında atılan Uluslararası Uzay İstasyonu, uzaya fırlatıldığı o günlerden bu yana sürekli genişledi. Amerika Birleşik Devletleri adına NASA'nın üstlendiği projede bugüne dek, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı, Japon Uzay Araştırma Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı çalışmalar yaptı, her ülke kendi astronotunu gönderdi. İstasyonun amacı uzaydaki insan yaşamı, astrofizik, biyoloji, meteoroloji, astronomi, fizik, malzeme bilimi, mühendislik ve diğer alanlarda birçok deney ve araştırmalar yapmak için kullanılıyor. Örneğin bu araştırmalardan birisi uzayda insan dınalarının nasıl etkilendiği, nasıl mutasyon geçirdiği üzerineyken, uzayda bitki yetiştirmek üzerine pek çok araştırma da var. Astronot Van de Hey, dünyanın yüzeyindeki yaşamın her geçen gün daha da büyüdüğünü ve gezegenimizin doğal kaynaklarına daha çok zarar verdiğimizi belirtiyor. NASA görevlisi, görüntülerle birlikte paylaştığı bu anlamlı mesajlarını, dünyayı uzaydan izlemekten büyük keyif aldığını ve bu deneyimin, hayatındaki en büyük anılardan biri olduğunu sözleriyle bitirdi. Güneş son zamanlarda çılgın bir dönüş yaptı ve, devam eden etkinliğinin sonuçlarından biri de, muhteşem bir aurora etkinliği. Şubat ayının son günleri, yüksek enlem göklerinde dalgalanan, yeşil ışık şeritleriyle işaretlendi. Ancak bu çarpıcı ışık gösterilerinin tadını çıkaranlar, yalnızca gezegenin yüzeyindeki bizler değildik. Gezegenimizin yüzlerce kilometre yukarısında, astronotlar aynı zamanda benzersiz bir bakış açısıyla, kutup ışıklarının ender görüntüsünün keyfini çıkarıyorlardı. Astronotlar NASA'dan Yosh Jasada ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan Koichi Vasada'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görüntüleri, geceleri dünya gökyüzünün doğal altın ışıltısına karşı yeşil parıldayan kutup ışıklarını gösteriyor. Işık kirliliğinden, yıldız ışığından ve dağınık güneş ışığından gelen tüm katkıları çıkardıktan sonra bile, dünyanın gökyüzü asla tamamen karanlık değildir, geceleri bile. Geceleri, bu yumuşak parlaklığa gece parlaması denir ve gün boyunca güneş radyasyonu ile parçalanan moleküller yeniden birleşerek, fazla enerjilerini fotonlar şeklinde serbest bıraktığında ortaya çıkar. Night Glow her zaman oradadır. Aurora ise aksine daha durumsaldır. Güneş rüzgarından gelen parçacıklar, dünyanın manyetik alanına çarptığında ve manyetik alan çizgileri boyunca hızlandırılarak, kuzey veya güney kutuplarına yakın, yüksek enlemlere doğru savrularak, üst atmosfere yağdıkları zaman meydana gelir. Orada atmosferik parçacıklarla etkileşime girerler. Bu etkileşimler, gökyüzünde parıldayan dans eden yeşil ışıkları üretir. Güneş her zaman yüklü parçacıklar yayar. Bununla birlikte, yalnızca bir güneş patlamasının ardından rüzgar özellikle kuvvetli olduğunda, bazen orta enlemlere kadar uzanan, görünür ışık gösterileri üretmek için yeterli etkileşim vardır. Son bir veya iki yılda özellikle aktif olan güneş, 11 yıllık normal faaliyet döngüsünün zirvesine doğru ilerlerken, çok sayıda güçlü parlamalar püskürtüyor. Şubat ayı, güneşimizin yaydığı en güçlü parlama kategorileri olan, birkaç güçlü M ve X sınıfı parlama ile heyecan verici bir ay oldu. Mevcut döngü resmi tahminlerden önemli ölçüde daha güçlü olmasına rağmen, güneşin etkinliği hala nispeten normal bir aralıkta, bu nedenle davranışında özellikle endişe verici bir şey yok. Özellikle güçlü bir parlama, uydu ve radyo iletişimini kesintiye uğratabilecek ve elektrik şebekelerine zarar verebilecek, bir ve o manyetik fırtınayı serbest bırakabilir.